sevgili futbol severler. Ben Sinan Fıstıkoğlu. Gazeteci ve televizyoncu meslektaşım Lübe Ayar'la HalkTV.com.tr'de bundan böyle her hafta Türkiye'de oynanan futbolu, Türkiye'de yaşanan futbol hadiselerini, Türkiye'de oynanacak önemli karşılaşmaları kadın gözüyle biraz sosyolojik, biraz psikolojik açıdan tahlil etmeye, analiz etmeye çalışacağız. Zira teknik ve taktik anlamında bunu yapanlar fazlasıyla var. Ama nasıl bir ortamda sahaya çıkılıyor? Biz biraz Lübe ile buna ayrı bir pencere açalım istedik. Sevgili Lübe, merhaba. Merhaba. İyi ki geldin, hoş geldin. Hoş Senin buldum. Gelişin benim için de yeni bir başlangıç oldu açıkçası. Ben burada futbol biraz kendi kendime konuşuyor gibiydim. Ama senin de gelmenle birlikte futbola ayrı bir pencere, bir kadın gözüyle bir pencere açalım dedik. Ama biraz da talihsiz bir zamana denk geldik galiba evet. Futbolda. Evet, maalesef. Şu an Türkiye'de bir derbi oynanacak 2 gün sonra, pazar günü 19'da Fenerbahçe stadında. Nasıl bir ortamda futbol oynanıyor ve o derbiye nasıl bir ortamda çıkacak sence bu takımlar? Herkes çok, bir karikatür var ya, herkes çok gergin diye. Öyle bir ortamda giriyoruz gerçekten. Seyirci gergin, takımlar gergin, hakem. Ama en gergin adam da hakem olacak kuşkusuz sahada. İki aday varmış az önce okuduk biz de HalkTV.com.tr'den. Arda kardeşlerle Volkan Bayarslan'dan biri gelecek diye bir kulis bilgisi. Kim gelseydi bu mesela? Çünkü ben, bir dakika bir şey şunu söylememe müsaade. Bir dakika sakin deyip şöyle bir yüzü düştü Lübe'nin isimleri görünce. Niye düştü yüzün? Beğendiğim bir hakem yok. Benim beğendiğim son hakem o emekli oldu, şu an yorumculuk yapıyor. Fırat Hoca mı? Evet. Fırat Aydınus'u beğenirdim ben. Yani hakikaten yanlış da yapsa İçime bir şey kurt düşmezdi yani. Görememiştir diye düşünürdüm. Ha, bu özgüveni nasıl sağladığını da o açıklasın. Bunu bilmiyorum. Çünkü ben hakikaten Türk hakemlerinin, Türk hakemleri deyince çok büyük bir parantez açıyoruz. Hepsini aynı torbaya dolduruyoruz. Biliyorum, üzülüyorum da genellemeler haksızdır çünkü genelde ama çoğunluğu çok kötü. Yani Fırat Hoca'ya oyuncular da, sahadaki oyuncular da güvenirdi. Evet. Bunu söylerdi benim oyuncu arkadaşlarım. Bir karizma diyoruz ya, onu da bir... Evet, yani evet, yanlış karar verdi ama tamam, uzatmıyoruz biz. O süreci uzatmıyoruz çünkü biz ona güveniyoruz derdi oyuncular. İşte güven vermesi bir hakemin önemli çünkü sahadaki yargıyı, adaleti dağıtan da orada hakem. Şimdi geçtiğimiz hafta bir hakem tartışması yine yaşandı ve işte şu an bizim kayda girdiğimiz anda derbinin hakemi belli değil ama o tartışmaların gölgesinde bekliyoruz hangi hakem ataması yapılacak diye. Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasında Zorbay Küçük'e bir Fenerbahçe camiasının tepkisi oldu. Biraz o tepkiye bir senin gözüne bir bakalım. Lazım. Çünkü bu yıl ilginç bir yıl. Normalde hakem hatalarını her camia kendi adına konuşurdu. Herkes kendince bir hakem hatasının peşine düşerdi ama bu yıl futbol severler de farkındadır. Eski hakemlerin yorumları da çok açık bir şekilde benim söylediğimi destekliyor. Fenerbahçe aleyhine çok fazla hata almaya başladı. Çok fazla. Yani bugün artık düşünün, Ervan Toroğlu ki yıllarca Fenerbahçelileri çıldırtmış bir yorumcudur. Hele 3 Temmuz sürecinde bile. Ama Ervan Toroğlu'ndan tutun Ahmet Çakar'a, Fırat Aydınus'tan tutun Bünyamin Gezer'i, hepsinin yorumlarını izliyoruz. Artık hakem yorumu izliyoruz zaten. Hani futbol teknik taktik kısmı bize keyif veren anlar çok gölgede kime kaldı. Kime göre daha çok avantaj yani kim Galatasaray diyorsunuz? Galatasaray'la çekişiyor liderlik yolunda. Özellikle Galatasaray'ın puan kaybına yakın olduğu maçlar hangileri? Avrupa dönüşü oynadığı, yorgun oynadığı maçlar. O maçlarda yapılan hataların skora tesir ettiğini, yani skoru etkilediğini bu yorumcular söylüyor zaten. Fenerbahçeliler... Ama Fenerbahçe'de Avrupa maçı oynuyor. Oynuyorlar ama şundan bahsediyorum. İki takımın lehine de hatalar oluyor, lehine aleyhine. Ama denge çok bozuldu Fenerbahçe aleyhine. Bahsettiğim o. Sadece Fenerbahçelilerin ne düşündüğünü bir kenara bırakarak söylüyorum. Artık resmi yayıncı kuruluştaki hakem yorumlarını da dahil ederek diğer eski hakemlerin yorumlarına da bakınca ortada çok karanlık bir tablo var Fenerbahçe aleyhine. Zorbay Küçük öyle bir şey yaptı ki Fred'e kırmızı kart vererek. Mesela ertesi gün Galatasaray-Karagümrük maçında da yine hakeme isyan eden, feveran eden ne söylediğini bilmiyoruz. Yine futbolcular gördük ama orada bir kart çıkmadı. Ama bir dakika. Burada sana bir aynı fikirde olmadığımı söyleyeceğim, kusura bakma. Şimdi evet, Zorbay Küçük'ün verdiği karar raporu şusu busu tabii tartışılır, var kayıtlarında. Ne olduğunu bilmediğimiz için ama şimdi orada da takıma general diye, komutan diye atadığınız Mert Hakan Yandaş'ın maçın son 8 dakika oyuna girip o kadar sanki bir savaş hali, bir yangın hali varmış gibi. Şimdi sizin Fenerbahçe olarak da şöyle de bir kriz yönetememe durumunuz var. Sizin demeyeyim.
de Fenerbahçe olarak bir kriz yönetememe durumu bir hali var. Bir oyuncu takım kaptanı sıfatıyla ki yani kaptanlık pazubanlarını takıyor olmasa da kaptan olarak bir ağırlığı olduğunu biliyorum Mert Hakan Yandaş'ın. 8 dakika kala oyuna girip son 8 dakikada oyuna girip ne yaptın ne yaşadın da başta Fred olmak üzere herkesi orada galeyana Zorba'nın verdiği karar doğrudur yanlıştır o ayrı. Ama Fenerbahçe'nin de bir kriz yönetememe, krizleri olduğundan daha büyük yaşama gibi bir durumu var Lübe bence. Şimdi kriz hangi krizi kastediyoruz? Bugün en son krizi mesela. Fenerbahçe'nin krizlerinin büyümesinin nedeni çok iyi bir reyting malzemesi olması. Doğru. Herkes, yani çünkü doğru. Fenerbahçe'de mesela tercüman kovulur, manşetlere çıkar. Galatasaray'da kovulur, kimse bunu konuşmaz. Niye canım Galatasaray'ın futbolcuların paralarını hayır, da hikayede hayır, konuşuyorsunuz bak, kusura bakmayın. Tercüman yani. Örneğini. Aa lütfen. Tercüman örneği vermemin nedeni şu. Bir mesleği küçümsemekten değil, teknik direktör değil, futbolcu değil. Tercüman bile manşetlere çıkar Fenerbahçe'de, kastım o. Reyting olduğu için, basın Fenerbahçe'den fazlasıyla yararlandığı için haliyle. Her kriz büyüyor. Buna katılıyorum. Bu krizi yönetemediklerine de katılıyorum. Zaten benim en büyük eleştirim de hep budur. İletişim doğru yönetilemiyor Fenerbahçe Kulübü'nde. Çünkü her şeyin büyüyebileceğini evet. Öngörerek hareket etmek gerekiyor. Ama sahadaki kriz bunların dışında bir şey. Orada bir insanın, mesela gazeteci, ben kendimden örnek vereyim. Mesleğimin dışındayken çok hırçın olduğumu biliyorum. Çok hırçınlaşıyorsun. Çünkü sahada değilsin. Sahada olamamak, yedek kulübesinden girmek insanı hırçınlaştırıyor. Ben bunu gazetecilik yapamadığım yıllarda çok net olarak hissetmiştim ve anlamıştım. Yedek futbolcuların sahadaki agresifliği de böyle bir şey. Aynen öyle. Allah aşkına Emre Belezoğlu da kaptanınız da onun da saha içindeki agresyonunu hatırlarım. Ben şu an Hakan'dan bahsediyorum. Yok şimdi diyorsun ya ben onun sağ kenarıyla saha içiyle alakalı olduğunu ben düşünmüyorum. Ben hak vermek adına söylemiyorum. O saçma tepkinin, evet. O 8 dakikayı sindirememenin, orada sakin sakin karar verememenin nedeni o kısacık zamanda taraftara bir mesaj gönderip ben de buradayım, ben de abiyim, agresifim, sahada olmayı hak ediyorum mesajı vereyim derken hani kaş yaparken göz çıkardı. Ben ama şunu da söyleyeyim. Evet çok büyük hata, çok büyük hata ama sonuçları belirleyecek ne kadar büyük bir hata olduğunu. Fenerbahçe Galatasaray maçından puan kaybederse, oradaki moral bozukluğu kupa maçına yansırsa ve bu bir düşüş trendine sokarsa Ahmet Hakan kendine yeni bir takım aramaya başlasın zaten. Yani görünen o. Kimse bunu affetmeyecektir. Çünkü, Mert Hakan. Ne dedim? Ahmet Hakan. Mert Hakan. Olabilir. Yani Mert Hakan isim adam. Mert Hakan kendine bir takım arayabilir, evet. Yani şimdi ben de bu saha içerisindeki agresyonunu idare edemeyen oyuncularla ilgili her zaman bir şeyim olmuştur. Yani işte Fenerbahçe dediğim zaman aklıma sembol olmakla birlikte evet Emre Belezoğlu'nun aslında dışarıda çok iyi insan ama işte saha içinde bir tuhaflaşıyor gibi. İşte Volkan Hoca da zamanında böyle agresyon. Yani, Mert Hakan'ı da çok severim bu arada. İnanılmaz iyi arkadaşımdır bu arada. Şimdi bu kaydı falan seyrettiği ben zaman delirdin mi diye. Söyler. Beraber ararız şimdi yayından sonra hani söyleriz. Hani. Çok da üzüldüm böyle bir ama şey. Ama işte biraz artık o kriz yönetimi evet. Bu noktalara gelmiş oyuncular. Bir kere ayıp. Evet o çok kriz. Ayıp. Yani evet. O 8 dakikada o görüntüyü vermek her şeyi geçtim futbolun gerekliliklerini vesaire çok ayıp. Artık sindirmiş olmak lazım. Zaten Zorbay Küçük noktayı. Böyle kolluyordu bana kalırsa. Yani Fenerbahçe'den kim gitse... Ben ona bir kafamda oturmuyor. Yani dur bakayım hani siz bir şey yapın da ben de şimdi sizden birini atayım da. Ya ben ayrıca hani Fred siz de Fenerbahçe Galatasaray'ı yenebilir. Zorbay Küçük hafızası var bizde. Klasörler oluyor. Maç izleyenler bilirler. Her takımın taraftarında vardır. Bazı hakemlerle ilgili zihninde klasörler açılır. Geçmiş maçlar aklına gelir, geçmiş kararlar aklına gelir, otomatik çıkartılan kartlar gelir. Dün sosyal medyada gördüm çok emin olmamakla birlikte yani bir gazeteci paylaştığı için söylüyorum herhangi bir troll falan değil yani bilinmeyen bir hesap değil. Fenerbahçe'ye çıkarılan kırmızı kartlar rakibine çıkarılanların 2-3 katı. Yani bu evet rakam, evet ben de gördüm Twitter'da. Normal bir rakam. Keza evet. Lehe aleyhe verilen penaltılardaki oransızlık da çok çarpıcı. Böyle bakınca da bir dakika ne oluyor diyor Fenerbahçeliler de haliyle. Neden peki, böyle? Peki ne olacak şimdi derbide? Şimdi Fred çok yok. Çok gergin bir derbi. Fenerbahçe Fred'siz maç kazanamadı neredeyse. Hep mağlubiyetler, beraberlikler. Çünkü Fenerbahçe'de Fred, hani neden Fred hedef olduğunu düşünüyorum. Ya da yani insan milyonlarca insan öyle düşünüyor. Çünkü beyin. Yani beynine alınmış bir takım. Omurgası değil mi? Omurgası. Daha iyi yok. Beyin. Hiç omurga örneğine katılmıyorum. O takımın nereden hücum edeceğini. Hızının ne olacağını, kimin tercih edileceğini, her şeyi belirleyen adam. Omurganın dışında bir görev var sahada.
Şimdi o futbol aklı çok üst düzey. Yani bir anda top Fred'e geliyor ve Premier Lig seviyesinde bir futbol izlemeye başlıyorsun. Evet. Yani Türkiye Süper Ligi'nden level atlıyor bir anda. Evet, bir anda böyle sıfırdan yüze çıkar gibi. Adam başka bir şey. Hiç. Bir de böyle bir Brezilyalı da görmedim ben. Yani ne biçim Brezilyalı ben onu da anlamıyorum. Çok koşuyor. Ondan sonra çok çok tempolu ve çok topla oynayayım telaşı yok. Hemen vereyim. En doğru insanı bulayım. Futbol zekası en doğru çok inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Çok üst, çok büyük bir beyin. Büyük bir beyin. Şimdi o beynin yokluğunda Fenerbahçe ne yapacak? Çok büyük bir soru. İrfan Can'a çok büyük görev düşecek. Ben öyle görüyorum. O maçta da Zorbay Küçük'ün etrafından uzak durarak daha şuurlu olduğunu. İrfan Can'ı sakınıp İrfan Can'ı evet İrfan Can'ı hani İrfan Can'ı uzak tutup o Zorbay Küçük tehlikesinden yani. Fred'i kaybedeceğini Fenerbahçe herhalde hiç düşünmemişti. Yani tabii. bir de orada işte ne oldu bilmiyoruz. Önce sarı kart çıkarıp sonra direkt kırmızıdan hani bir ikinci sarıdan sonra, da değil. Mesela şimdi, Mehmet Demirkol'da izledim. Hakikaten orada bir tuhaflık da biraz orada. Yani biraz düşünerek geri dönüp karar veriyor. Orada yani güvenilmez bir hali var. Bir de Fred'in yüz ifadesi ansızın. Çünkü reddediyor gördüğümüz kadar. Böyle bir şey söylemedim diyor. Yabancı futbolcularla Türk hakemler arasındaki bu dil sorunu. Acaba başka bir şey düşündü kendince daha... Ya şimdi ben bir sosyal medyada şunu gördüm. Lübe diyor ki işte Fred İngilizce bile bilmiyor. Nasıl ki Fred? Ya Fred Türkçe de... Fred nece konuşuyor? Değil, Allah değil. Şimdi ortak futbolda hepimizin bildiği... Yo ben senin için söylemiyorum. Şimdi sosyal medyada baya gazetecilerin şunu yazdığını gördüm. Hani troll falan değil. Ya Fred İngilizce bilmiyor ki nasıl... Ya arkadaşım adam 20 senedir profesyonel futbol oynuyor. Herhalde. O F nokta nokta ile başlayan Türkiye gelince bilmiyor olma önce ihtimali Türkçe var mı? Öğrenmiyor mu? Ha yani şimdi İngilizce bile bilmiyor. Nasıl yani o kelime hazinesinin yani, genişliğinden kuşkum yok. Onu söylemiyorum ben. Şunu demek şimdi, istiyorum. Eğer orada acaba o küfür anlamadı varsa... mı? Söylediğini mi anlamadı? Yani küfür ettiyse anlamıştır ama o başka bir şey söylemiştir de o başka bir şey mi duymuştur? Bir şey söyleyeceğim. Şu VAR kayıtları belki de ilk defa hakem raporundan azade olarak. Şimdi peki şunu sorayım. Hakem var odasını duyabiliyor. Var odası ben onu soracaktım. Var odası yani Zeki Müren de görüyor mu acaba var odasını? Varsa, ben onu merak ediyorum. Varsa çünkü şimdi ne diyeceğim. Yani şu bir duysak Fred ne demiş ne dememiş ben aynı fikirdeyim. Lazım. Teknik olarak sonuçta hakemle kontak halindeler. Hakemdeki mikrofonun o ortamdaki kaydı da tutuyor olması evet, lazım. Evet yani onun bir açıklanıp kamuoyunun da Fenerbahçe'nin mesela geçenlerde böyle bir olay oldu. Premier Lig hemen özür diledi mağdur takımdan kayıtları da açıkladı. Konuyu kapattı. Türkiye'de sorun bu. Bir kaos yaratılıyor. Kimse de bunu doğru düzgün açıklamıyor insanlara. Ya varsa böyle bir küfür yayınla. Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. Neden her şeyi nasıl söyleyeyim olduğundan daha büyük bir çok krize büyük dönüştürüyorsunuz. Şimdi bir yani. Kere bu sezonki kadar hiç ben bunun tavan yaptığını hele hele daha 17. haftadan yaptığını ben tabii hatırlamıyorum. Daha devreye girmedik. Kıyametler sahaya dalan başkan mı istersiniz yumrukçu başı? Takımı sahadan çekiyorum. Binin otobüse diyen öbür başkan mı istersiniz? Bak bir şey söyleyeyim mi? Sen o İstanbulspor Başkanı'nın takımı sağdan çekmesinin son hadise olduğunu mu sanıyorsun bu sezon? Bence yeni başlıyoruz. Daha dur. Yani daha küme düşme hatta alevlenmedi. Daha orası belli değil. Daha şampiyon. Çok kaygılı. Bu sezon gerçekten o sezon bu sezon bence. Yani bu sezon belki de ben hiç bu kadar gergin, hiç bu kadar başkanların dahi bu kadar hani sahalara dalıp hakem yumruklama noktasına geldiği başka bir sezon hatırlamıyorum. O 3 Temmuz sürecinde bile bunlar yaşanmadı. Yani evet bir yargı süreci Türkiye'nin çok bu üst tonda yaşadığı bir dönemdi doğru. Öyle de olmalıydı ama böyle bu kadar yani Diyarbakır Spor, Bursa Spor maçında çok olanlar olmuş. Ya ne yapıyorsunuz? Siz deli falan mısınız ya? 4 tane futbolcu. O futbolcularla ilgili derhal savcılığın soruşturma başlatması lazım. Bakın PFDK falan demiyorum. 4 tane futbolcu Diyarbakır Sporlu oyuncuyu bekliyor. Pusu kuruyor. Ben görüntüleri izledim. Evet, ve tekme tokat dönüyor. Ya siz hasta mısınız? Hakikaten yani bu daha bunu... kötüsü tribünleri ne düşman etmek. Yani savaşa mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Şimdi Diyarbakır Spor ya da Ahmet Spor söz konusu olduğunda işin içine artık bir ırkçılık da giriyor. Ama o zaman bunun önlemini de yeter diye bağıran TFF alacak kardeşim. Nasıl alsın? Nasıl alacak? Oraya 500 tane polis gidecek. Hayır oraya polis göndereceksin. Polis de olmaz. İçişleri Bakanlığı polis mı yapar? Polis 500 polisin geldiği yerde iş artık oynatma o zaman. Oynatma o zaman. Kastettiğim bu şeyin güvenliğini sağlayamıyorsan Lübecim, bak bu maçın güvenliğini sağlayamıyorsan
O maçı oynatmayacaksın. Saha güvenliğinden bahsetmiyorum. Sahadaki güvenlik tabii ki güvenlik güçleriyle, özel güvenlik. Ben onu diyorum. Sağlarsın. Benim kastettiğim şey şu. O insanlar dışarıda karşılaşmayacak mı? Onlara kaç polis vereceksin? Ya yani bak, tribünleri birbirine onların karşı, birbirinden kadar uzaklaşıp yaklaşma mesafesine gelmeyeceği ana kadar o takımları korumakla mükellefsin. Mesele takım değil. Bu takımların ne taraftarları evet, var. Evet. O insanları birbirine düşman edersen onlar dışarıda karşılaşmayacaklar mı? Yani kitleleri birbirine düşman ettiğinde polis yetiştiremezsin. Herkesin başına polis i̇şte koyamazsın. İşte şu kitlelere bu, düşman. Bu toplumsal huzuru tehdit eden bir şey. O yüzden polis de olmaz. Takımları, yani sen sahada gerekeni yapmazsan, o dört futbolcuyu soruşturma açmazsan, gerekli cezayı vermezsen ya da işte bir başkan sahaya girip hakem yumruklarsa. Beş maç kapatırsan o sahayı ya da, sadece. Ya da hakem. Ya da hakem konuşmak da çok zor bir şey oldu artık. Yani maalesef Halil Umut Meler'in yediği yumruktan sonra. Ama ya da bir hakem bir metre önündeki pozisyona neden düdük çalamadığını, neden bütün Türkiye'nin gördüğünü görüp gereğini yapamadığını açıklayamadıkça bu ülkede futbolda da huzur olmaz, ülkede de huzur olmaz. Neden ülkede diyoruz, cümle niye bu kadar büyüyor? Bu ülkenin başka eğlencesi yok. Bu ülkede eğlence mi var? Herkes futbol izliyor, futbolla oturuyor, kalkıyor. Eskiden bizim gençliğimizde bakıyorum İstanbul'da bir sosyal hayat vardı değil mi? Büyük gece biz hala gençiz bu arada. Buraya büyük konserler. Yani İstanbul'da sanki Türkiye'nin tadı tuzu kaçmış gibi bir hal. Yani insanlar da bu yoksullukta eğlenceyi futbolda buluyor. Ben insanların aslında yargıya olan güveninin bu kadar azalması, bir hakeme duyulan güvenin de bu kadar azalmasıyla doğru orantılı buluyorum. Hakem de sahada yargı dağıtıyor. Hiç kimse bu ülkedeki hukuk sistemine, yargıya, adalete güvenmediği için hakemin de tarafsızlığına ve adaletine artık güvenmiyorlar. Tabii. Birbirinden bu kadar ayrışmış bir toplum, birbirinden bu kadar nefret eden bir toplum. İki gün sonra işte bir derbi maçına çıkacak. Üç gün önce bir başkan hakem yumrukluyor. Ondan bir hafta sonra bir hakem bir başkan sahaya dalıp takımı çekiyor. Ondan sonra dört tane futbolcu, bir tane futbolcuyu tekme tokat dövüyor. Hop ne yapıyorsun diyen yok. Sonra biz derbide nasıl bir futbol oynanmalı, 4-2-3-1 mi olsun ne dersin falan, biz bunu konuşamıyoruz tabii ki. Hiçbir zaman konuşulamıyor ki. Yani YouTube'da da bütün programları neredeyse göz atıyorum en azından. Spor içerikleri benim için önemli içerikler, sevdiğim için de izliyorum. Herkes hakem konuşuyor. Ne kadar işte yanlış. Geriye bir ama şey kalmadı yani. Ne kadar yanlış. Teknik taktik konuşmaya evet çalışanlar var. Doğruları, güzellikleri anlatmaya çalışanlar var. Ama göz hep o haftaki hakem kararlarıyla ilgili videolar düştüğü için onlara bakıyorsun, onları izliyorsun. Rube, ben senden ne isteyeceğim biliyor musun? Bir çağrı yapmanı isteyeceğim. Hangi konuları? Fenerbahçe Galatasaray maçıyla ilgili. Bak mesela Galatasaray valilikten de açıklama geldi. Taraftarı da gidecek. Taraftarına da çağrı yap. Gazetecisine de yap. Bana da yap. Oyuncusuna da yap. Hakemine de yap. Bence burada verilmesi gereken mesajlar önemli. Çünkü gerçekten bence çok kötü bir yere gidiyor. Ve gerçekten de şimdi şöyle, az önce neden Zorbay Küçük kararını konuştuk. Fenerbahçelilerin kanaati şu. Başka takımlara, yani en azından rakibimize çıkmayan bir küfürden, hakeme temastan, hakeme itirazdan, işte Mustera örnekleri konuşuluyor. Onlara çıkmayan kalp bize bu kadar kolay çıkıyor. Bir orada bir mağduriyet hissi zaten var. 3 Temmuz'dan bugüne kulüpte aynı şeyi hissediyor. Taraftar da böyle düşünüyor. O gerginlik taraftar, Fenerbahçe tarafı da daha fazla olacak. O yüzden çok haklısın. Çok büyük bir sorumluluk düşüyor ev sahibi taraftara. Maçta olabilecek, sahada olabilecek, hakemin neden olabileceği herhangi bir hata, bir kriz anında gerçekten çok soğukkanlı olmak gerekiyor. Yani ne olabilir dersen, bir şey olabilir beklemiyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarı ne olursa olsun bana kalırsa soğukkanlını korumayı başarıyor. Çok az, diğer sahaya bir şey atılma konusunda da rakipleriyle kıyaslandığında son derece daha sakin bulurum. Çünkü düzenli olarak da izliyorum, gidiyorum, biliyorum. Her yerde, keşke hiçbir yerde küfür olmasa, keşke hiçbir yerde tepki olmasa ama şu maçta olacakları bence bir yerde taraftar belirleyecek. O yüzden de sakin olmakta fayda var. Hem takımı, kendi takımını germemek adına, değil mi, kazanmak istiyorsan, hem de kontrolü kaybetmemek adına. Çünkü atmosfer yükselince hakem için de iş çok zorlaşıyor, iki takım için de çok zorlaşıyor. Yani takıma destek yöneticilere vermek de ve takımı, çok iş düşüyor, takımı germek... Evet. Atmosferi germek arasında çok ince bir çizgi var. Çok zor. 50 bin kişiye diyorsunuz ki dikkat edin. Çok zor bir şey. Umarım herkes alnının akıyla çıkar bu maçtan. Neredeyse haftada bir büyük futbol skandalı yaşandığı için periyodik olarak da o günlere denk geliyor. Umarım
biz sadece ertesi gün maçı konuşuyor oluruz. Evet, çünkü dünyanın seyir zevki en yüksek ve en önemli derbilerinden bir tanesidir. Fenerbahçe Galatasaray veya Galatasaray Fenerbahçe derbileri. Ya bundan artık bir keyif alıp evet tatlı atışmalar olsun. Evet, tatlı tatlı böyle birbirini böyle tatlı nasıl atışma diyeyim? Da çok fantastik bu. Ya tamam ya olsun ya mesela olsun. Ne bileyim şu olsun yani. Hani birbirlerine bazen takımlar sosyal medyadan çok komik göndermeler yapıyorlar. Seviyorum biliyor musun? Mesela. Benim hoşuma gidiyor. O emojiler, memojiler. Yok benim hoşuma gidiyor. Yok burası Beşiktaş, orası Kadıköy. Yok yok yani benim hoşuma gidiyor. Ben ciddi. Fazla mı ciddiyim bilmiyorum ama onları biraz... benim hoşuma gidiyor. Şeyleri, oyuncakları falan. Ben hiç sevmiyorum bunu. Benim hoşuma gidiyor, ben seviyorum. Aldık 3 puanı diye geç. Biraz cool olmakta fayda var. Ben böyle seviyorum en azından. Yani 6-0'ı 20 senedir hatırlatan emojiler koyuyorsunuz diye sen söylüyorsun. Koyuyorsunuz derken? Fenerbahçe. Ben koyuyor. Bu topa kulüpler. Evet, evet. Taraftar istediğini hani sadece aslan deyince. Ben de sanki Galatasaraylıymışım gibi oldu böyle hayır, ama. Hayır ya. Geçen derbilerde bunlar oldu. Kulüplerin resmi hesaplarından ben hiç yapıştıramadım. Ya bırak olsun ya. Ben sert açıklamalar yapılacağına ben bunu tercih ederim yine. Evladır yani. Benim için o sert açıklamalarda nedir? Yöneticilere de çok iş düşüyor. Tabii tabii. Yöneticilerin de maç öncesinde de maç sonrasında da işte biz şöyle yaparız. Zaten gerekirse onu biz keseriz falan gibi. Zorbay Küçük meselesinde açıklama yapılmamasını vesaire. Kulüpte bir sessizlik var. Taraftar da kulübe şu an yükseliyor. Niye bir şey demiyorsunuz diye. Bence o sessizliğin nedeni de bu. Daha da gerilmesin ortam. Maç oynansın ne olacaksa olsun. Bu arada maç da hayati değil bence. Çünkü daha önümüzde koca bir yarı var. Tabii. İkinci yarı oynanacak. Öyle. O açıdan değil ama işte bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi olması açısından önemli. Bir Galatasaray Fenerbahçe maçı asla sadece bir Galatasaray Fenerbahçe maçı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Haftaya da bir Süper Kupa finali var. Yine Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak ki bence bu oynanacak maçtan mı? Çok daha önemli. Çünkü oynanacak. Federasyon orada takımları götürmek için artık şey zor kullanmaya başladı. Gelmeyene ceza vereceğiz. Onu da konuşacağız ama bir sonraki bölümde. Evet, enteresan. Hayırlı olsun diyelim tekrar Lübeciğim. Evet, keyifliydi seninle sohbet etmek. Bazı nokta aynı fikirde olmasa. Güzelliği o zaten. Tamamdır. O zaman biz efendim bu bölüm ilk bölümdür. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Biz Lübe Ayar ve ben bundan böyle her hafta sizlere futbola farklı bir açıdan bakıp farklı bir açıdan taşımaya çalışacağız. Bu programda sizlere sunmaya çalışacağız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yine bekleriz. Hoşçakalın.